Afrika Sanat Müzesi'ndeyiz. Bu müze Washington DC'de bulunan Smithsonian on the Mall'un bir bölümü. Karşımızda da Ganalı ve çok ünlü modern bir sanatçı tarafından yapılmış muhteşem güzellikteki bir duvar süsü duruyor. Bu eser El Anatsui tarafından yapılmış. El Anatsui Gana'da doğup büyümüş ama bir sanatçı olarak zamanının büyük bir kısmını Nijerya'daki Nusukka'da geçiriyor. Karşımızdaki eser yakın zamanda yaptığı çalışmalardan biri. İlk bakışta bir kumaş parçasına benziyor. Bu arada tekstil sektörünün Gana'da çok önemli bir sektör olduğunu da eklemeliyim. Gana'da tekstilin geçmişi çok eskilere dayanır. Akla ilk gelen örneği ise kente örtüsüdür. Kentenin ana rengi altın rengidir ve bu renk kraliyeti temsil eder. Aynı zamanda Asente yerlilerinin altın ticaretini kontrol ediyor olmalarını da sembolize eder. El Anatsui de bu çalışmasında altın rengini kullanarak kraliyete olan saygısını ve otoriteyi simgelemek istemiş. Eser, alkol kutuları kesilerek elde edilen küçük metal parçalarından meydana geliyor. Metal parçaları önce dövülmüş, sonra da teller aracılığıyla birleştirilmiş. Batı Afrika kültüründeki alkole ve tanrılar şerefine toprağa şarap dökülmesine verilen önemi vurguluyor. Batı Afrika'daki birçok geleneksel toplumda özellikle de biri yemek yerken atalara olan saygıyı göstermek ve onları onurlandırmak son derece önemli bir inanıştır. Bunun için de ilk lokma yenmeden ya da ilk yudum içilmeden atalar için toprağa çok az miktarda birkaç damla kadar şarap ya da alkol dökülür. Burada gördüğümüz referans işte bu gelenekle ilgili. Sanatçı tüm bu parçaları toplayarak onları çok güçlü bir anlamı olan ve inanılmaz güzellikteki bir esere dönüştürmüş. Bu heykel, belki de kumaş demeliyim, El Anatsui ya da yanında çalışan insanlar tarafından tek tek elde işlenen, kesilen ve dövülen parçalardan yapıldı. Bu parçalar kesildikten sonra yere yayılır ve El Anatsui'yi bir merdivenin üzerine çıkarak bu parçaları nasıl birleştireceğine karar vermek için parçaların tamamına yukarıdan bakar. Çalışmalarıyla seyahat eder, sergi alanlarındaki yerleştirmeyi kendisi yapar ya da eseri küratörlere gönderir ve nasıl asmaları gerektiğini anlatır. Eser gittiği her yerde farklı formlara bürünür. Örneğin burada da parçanın bir kumaş gibi yayılmadığını, şekil verilerek boyut kazandırıldığını görüyoruz. Bu eserin sadece sanatçı tarafından değil de stüdyosu tarafından da yapıldığı fikri çok ilgimi çekiyor. Bu fikir batıda bizim için bir sanat eserinin değerini düşünen bir şeydir. Çünkü sanatçı eserden tek başına sorumludur. Ama Afrika kültüründe geleneksel örtüler ya da kumaşlar ortaklaşa yapılırlar. Bizim bu eseri özdeşleştirdiğimiz sanatçı Elana Sui de çalışmaları arkasında başka insanları olduğunu ve eserlerin onların sayesinde tamamlanabildiğini kabul eder. Sanatçının altını çizdiği bir başka nokta ise bu objelerin daha öncesine ait hayatları olması. Birileri daha önce onlara dokundu. Ellerinde tuttu, hatta şekillerini değiştirdi. Bu da asanteler arasında yaygın olan ve sunsum adı verilen bir başka inanışla alakalıdır. Asanteler bir objeye dokunan insanların onlara enerjilerini geçirdiğine inanırlar. Bu eserde bu geçmişe ait enerjiyi, elektriği ve canlılığı yansıtıyor. Evet, canlılık ve elektrik yüzeyin görselliğiyle birebir örtüşüyor. Işın eserin yüzeyi üzerinde oynadığı oyunlara bakar mısınız? Bu eseri heykelsi olarak tanımlamıştık. İşte tam da bunun için düz bir yüzey yaratılmamış. Girintiler, çıkıntılar var. Gözlerimi alamıyorum. Bu eserin aynı zamanda geri dönüşüm fikrine yaptığı referansı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Eğer bu esere dönüşmeselerdi devasa çöp dağları arasında olabilecek materyaller işlenip bu hale getirilmiş. El Anatsui geleneksel görsel kelime dağarcığını ve mirasını kullanarak bugün Afrika'daki insanların hayatlarının bir parçası olan tüketim ve kapitalizme de anlam vermeye çalışıyor.